8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 187 Atatürk, erişilemeyecek hayaller ve amaçlar peşinde koşmamak sözüyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız. Cevap, Atatürk gerçekleşmesi imkansız fikirlere göre hareket etmezdi ve daima gerçekçi politikalara dayanan fikirler üretirdi. Onun gerçekçilik ilkesine göre sorunların çözümünde karşılıklı fikir alışverişi izlenmeli ve diğer devletlere karşı düşmanca bir tutum içine girilmemelidir. Mesela Enver Paşa 1. Dünya Harbi'ne girersek kaybettiğimiz toprakları geri alabileceğimize inanmaktaydı. Bu hayalden öte gitmeyecek bir durumdu. Enver Paşa'nın hayal ve amaç uğrunda kendi yaşamını ve devleti nasıl tehlikeye attığı bilinmektedir. Atatürk'e göre Türk dış politikası hangi temeller üzerine kurulmuştur? Söyleyiniz. Cevap, mütekabiliyet, karşılıklılık, barış, milli menfaatleri esas alma, Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma ile gerçekçilik ve akılcılık temelleri üzerine kurulmuştur. Mütekabiliyet kavramı başka hangi sözcükle açıklanabilir? Söyleyiniz. Cevap, karşılıklılık kavramı ile açıklanabilir. Karşılıklılık özet olarak, bir devletin diğer devletin vatandaşlarına, mahkeme kararlarına veya herhangi bir davranış biçimine gösterdiği tutumuna karşılık, diğer devletin de aynı biçimde davranmasıdır. 8. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.